Şimdi arkadaşlar şu nihai plana bir bakalım. Önce çevirsem daha iyi olur diyor. Ne amacın ne şimdiki amacın? Nasıl kaçabilirim? Araba, uçak, roket. Hayır. Bu sadece bir çılgınlık. İlham planı mı? Yok ki oğlum. Bir ilham bulmam lazım. Şimdi şöyle yapalım. Ben Aktar'a gideceğim de Aktar'a gittiğimde bana köstürmeye gelmesinler. Mekanların falan bir üstünü örteyim. Efendim Mehmet, abone olmama yardımcı olan Anıl abiye teşekkür ederim. Başarılar Samet abi demiş. Canım teşekkürler, sağ olasın. Gündüz vakti ormana git ve Aktar'la buluş. Gidelim. Sağ ol kanka. Bu ne? Aa, ilham için roket fotoğrafı. Bir teftiş protokolü. Bir de Münitmen mektubu mu? Dur, ormana gitmeden şunları bir okuyalım ya. Allah Allah, ne? Rafları mafları parçalamadım. Standart ev ekipmanları. Lan koltuğuma kadar saydınız mı lan? Oğlum koltuğuma, kaplarıma kadar saymış elemanlar. Bunlar bana köstürmeye geliyor zaten aga. Beni tanımıyorsun ama hırsın gözüme çarptı. İlginç bir insansın Bay Prepper. Ve bugünlerde kasabada pek ilginç insan yok. Küçük yolculuğunun iyi gitmediğini biliyorum. Çok kötü. Ama bir şey önerecek olsam daha büyük düşün derim. Ve sana karayoluna bağlı kalma yararlı bulabileceğim bir şey ekliyorum. Denenmiş ve test edilmiş bir tasarım. İlk bakışta deli gibi görünebilir ama Prepper yapabileceğini biliyorum. Ve korkma. Sırlarım benimle güvende. Ve yakında benden daha fazla mektup bekle. Aa, bu roket fotoğrafını açıklıyor işte. Plandan ilham alabilmek için roket fotoğrafına falan bir dadanmamız gerekiyor. Şöyle yapalım baba. Sen beni buradan bir ormana yapıştır. Ormanda Aktar'la buluşacaktık. Bir Aktar'la buluşalım. Spam yapma lan Amık Murat'ı. Spam yapma ulen. Lan dur, nereye gittin? Ya niye eve geldik geri? Eve ışınlandık ya. Eve ışınlandık ya. O adam moderatörüm, adam spamin, ver ediyor gözüne, ver ediyor gözüne arkadaş. Evet, CTRL'leymiş. Adam spamin, ver ediyor gözüne ya. Bak Ali, bu güzel oldu. Bu güzel oldu, eyvallah. Tabela. Ormanda kal. Burada geyik ve şey bulunur. Avcılıkla yemek kazanmaya başlayacağız galiba. Aktar'la buradan buluşarak gidebiliriz Aktar'a. Evet, zaten ilerlemek için sol CTRL'e basılı tut diyordu. Avcılar Kulübü. Eyvallah. Artık avcının da kilidi açıldı. Kasaları al sandıkları. Vallahi pek gündüz vakti kalmadı aslında. Bizim yine de Aktar'la buluşmaya beklememize gerek var mı bilmiyorum. Fazla ağır diyor, almıyor malzemeyi. Evet, bu odunu kesip odun haline getireceğiz. Toprak parçalarını atalım artık ya. Ve şunu al. Toprak daha başka ne işe yarayacak bilmiyorum da. Teftiş protokolünü at. Atılmıyor. Münitmen mektubu atılmıyor. Çiçekli mektup atılmıyor. Bu da atılmıyor. İlk ajanın raporunu salla bari. Toprak para mı? Yok be, sağdan soldan kazınca çıkıyor ya evin etrafını. Avcılar Kulübü'nü okuduk. Vakit geç oluyor, bence eve dönelim ya.
En azından bir iki tık tasarımlarla masarımlarla uğraşırız. Murat'cığım reklam ücreti alayım balık. Hepsini ya. Murat bana para ver, bana para ver. Al suyu. Fazla ağır diyor, alamıyor. Peki. Şunu bir kaldır. Ürete gel. Şimdi buradan odunu bir parçala. Bitkilerimiz büyüdü mü acaba? Kullanılabilir malzeme haline getirdiğimde sanırım ağırlıklar azalıyor. Aa, sulamak lazım bunları. Su. Su ver. Su ver. Bunlar oldu mu? Bence daha vakte ihtiyaçları var ya. Su ver. Toplamalık vakte geldiler mi? Oha. Lan. Ya amık delisi. Al derken hasat et maksadında. Ayı. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Lahana bok oldu. Hadi bakalım. Arkadaş vallahi suratına tükürür müsün? Bu neymiş ya? Bu beni üzdü kanka. Bu beni üzdü. Neyse, artık malzemeler biraz eksik olacak. Peki üretten bir ahşap kutu üretip bu ahşap kutuyu böyle buralara koyup depolama alacağı olarak kullanamıyor muyum? Merhaba. Aç bunu. Misal suyu koy. Eyvallah. Bak. Yer açıldı abi üzerimde. 5 kilometre yer kaldı. Süper. Artık böyle su, yemek, konserve yemek özellikle. Konserve yemekleri buraya depolayacağım. Kendi mümkün mertebe kendi yetiştirdiğim yemekleri yiyeceğim. Yarın teftiş var. O yüzden ört burayı şimdilik. Kapat lan ışığı. Gidelim uyuyalım ya. Gel bakayım teftişe gel. Kocaman gel. Gel bakayım araştır evi. Görebilecek misin bir şey? Varili kırmalısın. Yo, iki tanesini aldım ya aşağı bak. İki tanesini aldım aşağı. Dur bakalım ajanları hiç bekletmeden kapıyı açacak şekilde ilerleyelim. Buzdolabında ne var? Lahana falan. İki lahana olmadan sebze yemeği yapamıyorum. Milletle takas yapayım madem. Avcıdan toprak alabiliyorum. Nancy'nin evi. Lahana versene. Şeker falan değil. Lahana ya. Lahana ver, bir tane sebze çorbası yapacağım. Lahana vermedi. Abi buradan askeri sınıf konserve yemek dışında hiçbir şey alınmaz ya. Nancy'nin evi. Sergey'in evi. Ben o zaman ormana gidiyorum bir tur ya. Beni evde bulamazlarsa ne oluyor? Yemek var mı? Beni içeride göremezlerse kapıyı mı kırıyorlar acaba? Çünkü bugün ajan teftişi var gözüküyor. Aa!
Ah mı? Adama ne yaptım oğlum? Dokundun mu? Gel nene, gel gel. Gel seninle bir tanışmış olalım, gel. Tabii ki geleceğim. Şayan da bakalım bu oyundan sonra. Güçlü, yetenekli ve genç bir adam gibi görünüyorsun. Nene de bize yürüyor. Ver öpeyim elini neneciğim. Uzun zamandır bana genç diyen olmadı. Ve sen... Ha, benim hatam, ben Jenny. Sana mektubu gönderen bendim. Gizlilik için kusura bakma ama bugünlerde kimse fazla temkinli olmaz. Benimle genellikle burada ve bu saatlerde buluşabilirsin. Bitkin uzmanıyım, senin yerel aktarın diyebilirsin. Senin yerel aktarınım, hadi bakayım. İlacım sen misin lan? Yemeğimi aldım geldim. İğrenç bir oyun varsa alırım. Her zaman, her zaman. Yardımına ihtiyacım var. Korulukta şirin bir kulübem var ama oraya gidemiyorum. Çünkü kurt var. Lezzetli bir sosun içine zehirli ot karıştırdım ama yemedi. Benim için ondan kurtuldum. Bir kurt ve bir kulübe korulukta. Bu görev için kırmızı başlıklı bir... kırmızı başlık ve bir sepet gerekiyor, aynen. Parlak kırmızı sana çok yakışır ama ben Medo izmanı değilim. Sadece bana yardım et, eyvallah. Karşılığında kulübemden istediğin malzemeyi alabilirsin, eyvallah. Ve kulübemi geri aldığım zaman birlikte takas yaparız. Olur, bütün evi lootlarım. Nene, burada Bob diye biri yok da. Hadi yine sen bilirsin ya. Burada yine Bob diye biri yok ama. Nenemin kafası güzel. Bu da mı avcılık mektubu ya? Aynen, avcılar kulübü. Al. Eve dönmezsem sıçacağım gibi bir his var içimde ama. Bilmiyorum. Şimdi evde olmadığımı görünce Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokabileceklerinden dolayı ben evde bekliyorum abi. Ama genelde sabah gelirlerdi. Bugün teftiş yok mu ya? Ha, günün ansızın bir vakti gelecekler galiba. Ulan ben ne bileyim ne zaman geleceksin. İki parça mı yemek lootlamışız lootlaya? Huy. Odunları falan da parçalayamadım. Su için de hazır değiliz. Ya ben ormana geri gidiyorum o zaman. Biraz yemek toplayalım. Her şeyi gizli yapıyoruz aynen Damla. Her şeyi gizli yapıyoruz çünkü her şey denetleniyor ve kontrol ediliyor. Başın belaya girebiliyor bu denetlemeye yakalandığında bir sıkıntın olursa. Oğlum evde zamanı hızlandırıp ne yapacağım? Dışarıda en azından malzeme arayayım lan. Evet, bura boş. Ormanda hiç kimse yok. Şöyle bir iki börtlen mörtlen toplaya toplaya karnımı doyurmaya çalışıyorum da. Yani doyarız inş. Ya daha hızlı çalışamam. Daha hızlı çalışamam çünkü ansızın gelebilirler. Gerçi bir saniye, aşağı yukarı her şeyimiz kapalı ya. Geldiklerinde hemen çıkarız dışarı kanka. Hemen hallederiz ya. Bir iki tane işte kütük mütük keseceğim altı üstü. Kaldıraç. Ha, teleferiği tamir etmek için.
Oğlum bir yandan da Yusuf Yusuf var üstümde ama. FBI Open the Door yapmadı. Adam hala FBI Open the Door yapmadı baba. Dur. Çık dışarı. Ört üstünü. Su. Bitkilere su lazım. Kapı geldi. Ajanı aç. Örtük. Gel ajan bu gel. Gel abi. Buradan hiçbir şey ceplemedim. Bana buradan lülü yapma. Tabii ki düzenli ve işlevsel kanka. Yok ki. Varilleri de kaldırdım. Eyvallah, bu standart prosedür. Yay lan aslanım. Her şey senin iyiliğin için diyor. Beni sal kanka, bende bir şey yok bak. Bizim her şeyimiz legal. Ne diyorsun dayı? Tava nerede? Ancuk diyor. Sövüyor abi. Sonraki ziyaret ayın 10'unda. Eyvallah. Ev teftiş için hazır değil mi? Yo, hazır. Görüşürüz ajan bey. Bay bay. Şunun tavasını yapıp koyalım da bize girmesin ya. Tava için ne gerekiyor? 2x metal gerekiyor. Bekle. Şuradan takasla bir metal alalım Sergey'den. Bana metal ver. Ben sana hiçbir şey vermeyeceğim. Bir tane metal ver bana. 2 saate gelir. Tavayı üretir koyarız abi. Abi su. Hasat mı? Vay. Tamam. Şunu sula. Eyvallah, çık yukarı. Ve bunların hepsini dolaba. Aa bak ne güzel, turp, havuç, lahana. Bak bu ne demek biliyor musun? Bu 2x sebze çorbası demek kanka. 2x sebze çorbası. Pişir 2 tane. Koyarız dolaba, mis gibi. Efendim Yusuf 4458. İyi yayınlar abi, nasılsın? İyi misin demiş. Yusufcum teşekkür ederim. Gayet iyiyim, sağ olasın, sen nasılsın? Bak 2 tane pancar çorbası yapıştır kanka. Yapıştır yapıştır. Sonra su bulacağız. 2 de havuç çorbası abi. 1x su verecek bana. 2 de havuç çorbası. Vermiyor. Bak yemek. Yemek. Havuçlar da dursun. Abi tohum almam lazım. Heh tamam. Metalimiz de geldi. Alım satım yapabiliriz aslında. Bir tava yapabilir misin? Metal gelmedi mi ya? Metal verecek eşya geldi. Tamam. Bayılma sakın. Bir tane tava yapıyorsun. Eyvallah, eyvallah. Kalk buradan. Ört buranın üstünü. Git uyu. Onuncu güne kadar teftiş yok aslında. Birazcık daha rahatız da. Neyse. Erencim teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Bigos ne demek? Ben de bilmiyorum. Oyun güzel ya. Şimdi bekle. Çevir. Planın için kanka ilham. Açlıktan öleceğim lavuk. Tamam. Roket inşa edecek. Eyvah eyvah. Bekle. Çevir.
Roket için gereken parçaları toplayacağız. Buraya gel. Konserveyi göm. Sonra bunu al. Buradan suyunu al. Hala nasıl hazır değil ya. Yapıştır bir avuç çorbası. Aç dolabını. Koy çorabı. Çorbayı. Havuç çorbası yerine az önce havuç çorabı falan demek demiş olabilirim, bilmiyorum. Oyunda Türkçe var kankam, kendiliğinden Türkçe. Biz devlete ne diyerek burada oturuyoruz? Onlar bizi burada zorla oturtturuyor Damla. Şimdi şöyle bak, bu görmüş olduğun yer insanları zorla tuttukları bir yer. Salgın bir hastalık baş gösteriyor ve bu salgın hastalığın ardından hükümet değişiyor. Değişen yeni sistemde de insanları burada zorla tutuyorlar. Yani herhangi bir şekilde böyle nasıl diyeyim, insanlar özgür değiller burada, zorla tutuluyorlar ve biz buradan defalarca kez kaçmayı deniyoruz. Hatta kendisine Minutemen diyen birinden cevap mı? Dur bakalım okuruz. Ya hatta bizi burada kontrol etmelerinin sebebi de bizim daha öncesinde kaçmaya çalışmış olmamız. Evet. Evet. Tamam. Evet. Takas yapalım bana bir kavanoz. Yaban mersini reçeli yolla diyor. Ve Şahmeren ablam, Samet nasılsın? Ablasının aslanı, özledim seni. Türkiye'ye dönünce hasret gidereceğim. Yine Afrika'dayım, seviliyorsun demiş. Ablacım teşekkür ederim. Aa Şevval merhabalar, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Ben sana nereden reçel kavanozu bulacağım aga? Hayır, ben param olsa kendime gidip tohum satın alacağım. Ekim işlemleri durdu. Lahana diğerlerine nazaran daha ucuzmuş. Acaba lahanaya mı avansak chat, ne diyorsunuz? Lahana, pancar, havuçun tohumunu vermiyor, kendini veriyor. Belki başka birinden tohum bulabilir miyiz acaba? Avcı bize herhangi bir şehirde tohum falan vermiyor. Nines'cinin evinden bir şey alamıyoruz. Bence ormana gidip görev yapmalıyız ya. Hem blueberry toplayalım, ormana gidip karnımızı doyuralım, hem de bir yandan görev yapalım. Ne var ne yok? İyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Senden ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Şahmeren ablam bu arada Afrika'daki görevinde başarılar. Galiba burayı tamir edecektik chat. Teleferik için. Kadıncağız Afrika'da. Tanzanya'da mıydın abla? Kaldırıcımız var anam, aldık kaldırıcı. Nenenin orada bulduyduk. Anladım. Ajanlara kapıyı açmazsam, o vakit evde olmazsam daha çok şüpheleniyorlar. İskoç aynı bildiğin gibi Ankara buz kesti, donuyoruz. Şakır şakır dolu yağıyor. Kafana dikkat et. Kafana gözüne dikkat et, böyle siper alarak gezin ortalıkta Şevval. Acayip dolu yağıyor ya iki gündür. Zaten kar tuttu. Bu işte iki gündür bir hastane işimiz var minik, gidip geliyoruz. Ya böyle hani akşam hiçbir şey yok, gecenin bir vakti kardeşim çağırıyor, abi diyor ortalık kar tuttu. Ya diyorum git. Ne karı? Tanzanya işi bitti, Zimbabwe demişsin. Şu an kar mı yağıyor? Benim hala haberim yok, biliyor musun? Efendim Berkay Gürgen Prime'ın avantajıyla ikinci ayını kutlayıp selamlar demiş. Selamlar Berkay'cığım. Bir iki minik operasyon ya, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, hallediyorum ben. Yumurta büyüklüğünde dolu yağıyor. Kafaları falan tutmak lazım. Büyük anne ve kurt için orman seviye 2. Orman seviye 2'ye teleferikten gideceğiz galiba. Azaldı şimdi, o kadar çok değil. Şevval sen benim dışarıdaki gözümsün. Ankara'da olan biteni senden öğreneceğim. Şey gibi değil mi? Mafya babasıyım ya. Ankara'da olan biteni bana sen söyleyeceksin. Sen benim gözüm kulağımsın. Reşat abilerin mekanı basmışlar mı falan. Gören de şey zanneder böyle hani. Ankara'dan haberler önemli bir şey. Kar yağıyor mu yağmıyor mu? Ortalık kar mı çamur mu?
Abi şu yaban mersinlerini bir göm bakayım. Aklın başına gelsin sevgili Prepper'cığım. Yemezsem zaten çürüyor. Oo, iyi topladık, iyi iyi. 15'ini birden yeseymişiz. Niye tek tek uğraştırdın? Dükkanı erken kapattık. Kuryelere yazık bu havada. Aa evet ya. Vallahi insanlar... Özellikle taşımada. Abav. Sizinkiler de motorla gidip geliyor değil mi? Oo bayağı sıkıntı ya. İnternette bir meme vardı. Onu tam hatırlamadım da. Ya Şevval sizinkilerdi ya da McDonald's'tı. Birinden sipariş verdiğinde asla tam gelmiyor falan diyorlardı böyle. Ama o sizinki mi, size mi çalışıyorlardı? McDonald's'a mı çalışıyorlardı bilmiyorum. Onu hatırlamadım bak. Kaskı evde unuttuğunu düşün bir de. O fena. Teleferiğe gitmem gerekiyor benim ya. Teleferik iki tık geride. Dur. Dur buradan eve dönelim. Evden teleferiğe gidelim. Evden teleferiğe en güzeli. Hoca 500 soru çöz dedi iyi yayın var. Hayır deseydin sen de. Yo. Çok güzel olmaz mıydı? Bitti ablam oradaki görev. Zimbabwe'deyim. Yarın da Mozambik'e geçeceğim. Sonra ev inşallah. Abla ne yapıyorsun oralarda ya? Canını yediğim otur evinde tarhana çorbanı karıştır. Otur bebelerinle iç. Ne yapıyorsun ya? Bizim çok değişik müşterilerimiz var. 10 üzerinden 10 hazırlasak bile illa bir şeyi beğenmiyorlar. Doğrudur. İnsanlarla uğraşmak hep sıkıntı. Oğuz abim aleyküm selam. Hoş geldin. İyi akşamlar dileğin için teşekkür ederim abim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Kesinlikle evet. İnsanlarla uğraşması zordur ya. Böyle saygısı olmayan dingiller. Al omuzla odunları. Şimdi arkadaşlar. Bak yemek ihtiyacını 2 gündür ormandan karşıladık. Burada büyük annenin, sevgili Jenny'nin, Jenny teyzenin artık kendisi bize yürüse de. Şey olmasını sağlayacağız. Kulübesine kavuşabilmesini sağlayacağız. Ama benim eve gidip bir şekerleme yapmam gerekiyor galiba da. Azıcık zorlarsam uyumadan... Günü geçirebilirim ya. Bir de kurtla ben nasıl vs atacağım bak onu da merak ediyorum şimdi. Kurtla nasıl vs atacağım? Yok roketi daha yapamadık. Nerede? Hey yavrum hey. Topla şuradan blueberry'yi. Şuradan da topla blueberry'yi. Birazcık gömebilirsin bence. Bir kısmını. Yap. Yarın sabaha da kalırsa çok tatlı olur. Aha. Bak buranın ilerisi kurta gidiyor. Ama abi kurtla savaşabilecek güçte miyiz acaba ya? Can falan full de. Uykusuzluk birazcık sıkıntı bir de ağır diyor. Ne var üzerimde acaba ağırlık yapan? Tava var. Tavayı niye ben eve koymadım ki? Bir gün bir tanesiyle konuştum. Soğuktu. Diyor ki biz her şeyi yeni pişiriyoruz. Özen gösteriyoruz. Hava soğuk yol mesafesindendir diyorum. Yok diyor. La kadın kar yağıyor kar. Ben ürünü sıcak gönderiyorum. Kuryeye fırın mı bağlayayım? Çok tatlı sinirlendin ya. Kuryeye fırın mı bağlayayım? Ne yapayım? La beni sal. Harika bir müşteriymiş ya. O saat akşam 8. Chat 2 seçeneğimiz var. Ya Prepper Efendi buradan ikiler eve gider. Ya da burada bir yerde bizim böyle totişten kıt diye ısırırlar bir tur. Kıyamete hazırlanacağımız şu günlerde biz yaban mersini toplamayı tercih ettik efendim. Oyunu güzel tasarlamışlar ya. Hoş geldin amaçsız muffin hoş geldin. Oyunun olayı ne? Şehri havaya uçurmak istiyorsun işte. Hazırlık yapıyorsun.
Bağış'ı görmedi mi? Görev aşkı Samet'im, burada genel doğa yaşam takip işte. Cinslerin ülkelere göre sayısı, ırkların falan sayısı, sayılarına göre ilgi, azsa doğal yaşam, çoğalması, hızlanması. Abla, tarhana çorbası diyorum, sen bana diyorsun ki türlerin korunması diyorsun ya. Ben sana tarhana çorbası diyorum ablam ya. Kaynat tarhana çorbanı, otur evinde be ya. Ablam veteriner hekim. Ne yapacaksın hayvanları be ya falan diyorum böyle yani tam. Bir ara ağzıma acı biber sürersin abla ya. Şey, ibret olsun böyle senin çocukların önünde. Ödelek Gamers 2013. Ben direkt kurtların olduğu yere gidiyorum abi. Babaannenin evi kurtlardan kurtarmaya gidiyorum. Kan vs kurtlar, ama daha önce bir sığınağımıza inelim. Sığınağımıza inip odunları hemen işlemek istiyorum. Odunları bir işlenmiş odun haline getirelim. Kütüklerin tamamını parçalayamıyor musun tek seferde ya? Maksat üzerimizdeki ağırlığı alsın. Ha bir de geçen sefer gelen görevli kanka dedi, tava yok, tava. Tavayı ne yaptın dedi, o tavayı verelim. Kendi jeneratörümüzü ne zaman ve nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Aa, bizim burada bir yerde sulamayı unuttuğumuz bir bitki vardı. O ayvayı yedi değil mi? Su, su, su. Su yok. Su alsana şuradan. Su al. Gel buraya. Abi su depolayacağız. Şu an yemek kaynağımız ormandaki beriler. Şimdilik yemek üretimine dokunmayacağız. Ört üstünü. Ya tohumları falan nereden bulacağım ki? Bir de Minutman benden şey istiyor. Kanka sen güvenebileceğim tek elemansın. Bana bir reçel yollasana be baba yapıyor ya. Eren, nereye sipariş istedin lan? Nereye sipariş istedin lan? Samet abinin sana bir faydası dokunsun, senden sipariş verelim ya falan yapıyor böyle. Sen neredesin? Ben İstanbul'dayım falan. Tavayı bırakmayı gene unuttum. Baba yapacak bir şey var mı? Yok. Yani bir şey olmaz. PUBG tavası... Belki kurtla tavayla vs atacağım kanka. Altın dağ diyor Samet. İki adımlık yol. Eline mi yapışır? Mutfağa bırak. Kendi ellerinle götür. İki adımlık yol canım. Aa, ne var sende? Şu bağışları oku be adam. Kıyamam sana. Sen diyorsun ki doktora hastayı boş ver. Çorbanı kaynat. Melsum kaynatır evde, mama olmadan nasıl kaynasın çorba? Eniştem çalışmıyor mu be? Azlanlar gibi eniştem yok mu be? Veteriner, hayvan bilimcisi, Peantogum. Doğal yaşam uzmanı. Geçmiş olsun abla. Ne zaman oldu Peantog? Cahil Gaming 2013 ya. Onun kurtla kapışacağız. İki vururuz. Ne olacak? Linç yükleniyor. Niye lan? Allah'ım ya Rabbim, gene ben ağzımı açıyorum bana bir şeyler oluyor. Ben anlamıyorum ki. Size ne oğlum? Ben kendi ablamla kaynatıyorum, Allah Allah. Oyunun amacı ne? Dünyayı yok etmek. Şimdi teyzemin kulübeyi geri almak için kurtla vs atacağız. Konusu ne tam olarak? Dünyayı yok etmek. Vallahi dalga geçmiyorum abi. Konusu bu lan. Ne yapayım da? Vagon. Tam sürümü çıktı tabii ki. O bu ne? Dardanel ton mu? Ne diyorsun ya? Güzel loot'muş kanka. 1x dardanel ton. 2x dardanel ton. Cam. Hepsini al. Kuş tüyü falan. Dardanel ton nereden çıktı? Paleontog yani fosil demek ablam.
dinozorların olsun vesaire vesaire, eniştenin kendine hayrı yok, o da kazanıyor da o ancağı mutfağa batırıyor. Oy. Sen yayıncısın, sana da ağzın değil elin çalışsın da denmiyor. Nasıl yani, ben ne yaptım ben? Ben ne yaptım da ağzım değil elim çalışsın? Oh. Oh wait. Çok zorlu görünmüyor. İlk dövüş başlamak üzere. Ne yapacağız? Gene ben ne dedim? Ben ne yaptım? Saldırmak için kurda tıkla. Kurtun ataklarını engellemek için sol CTRL tuşuna bas. Bende. Ya da savuşturmak için ondan uzaklaş. Dövüşte sopanı kullan. İyi şanslar. Benim sopam yok. Aa bekle. Sopan yok mu? Bir ara bir şey oldu, ben ona dedim tamam boş ver devam. Ben muhabbeti kaçırabiliyorum arada. Dur bak hemen hop nasıl tak diye oradayım saniyede. Sen de mutfakta oynasın değil mi? Annem koşturuyor seni. Ben bir kere tek başıma yaşıyorum. Anam babam canı isteyince çıkıyor geliyor. Bizde öyle siz biz yok ki. Canı isteyince gelir, istemezse gelmez. Ben kendi yemeğimi de yapabiliyorum. Bazıları yumurta kıramıyor Gamze Hanım ama yani ben kendim yemeğimi yapabiliyorum abi. Çayımı da demleyebilirim. Donumu da yıkayabilirim. Hadi bakayım. Kendini yetiştirmiş. He he diyor ya. Aa. Vallahi ben yemek yapamıyorum diye evde kalmayacağım Gamze. O yüzden hiç bir tartışmaya girmiyorum. Odamda niye iki tane yatak var o zaman? Canı isterse birader kalıyor. Tek mi yaşıyorsun? Sürekli birileri geliyor. He. Yani canları isterse geliyorlar, istemezse gidiyorlar. Ben kalacağım sanırım. Evet. Doğru bitti. Üzülme lan Niyamo. Üzülme lan. Bu durumda koş. Tavan var, tavan. Beyzbol solam yok ama tavan var. Kurtla nasıl kapışacağım peki? Vurursun lan, yumruk at. Anan ayım. Abi demet çıkıyor. Abi lahmacun yer misin? Lahmacun, it burger. Hadi bakayım. Emaneti toplayıp geldi emaneti. Eve gir. Al tırpanı. Selamun aleyküm lan. Kardeşim. Orada bir mevzu var bak. Sıkıştırdılar. Allah'ını seven yardım etsin lan. Şu kaldırıcıyı al. Evet, arkadaşlar bu VS'nin kazanını belli. Bu aşkın katili sensin. Kaç. Eve kadar kovalamaz inşallah ya. Huy. Öldük lan. Yalancı babuş işte, boş ver mi? Muhsin diyorum ya, canları isteyince geliyorlar, istemeyince gidiyorlar. Ben kendi kendime yetiyorum arada. Kafalarına göre takılıyorlar işte. Anne kusura bakma, bugün eve dönmek zorundasın. Çünkü amık Muhsin'i dedi ki evde tek yaşamıyor. Annesi de geliyor dedi. Üzgünüm artık. Artık oğlun... Artık beni göremezsin anne. Çünkü chat'teki gerizekalı çocuk tek başıma yaşadığıma inanmadı. Muhsin sen malsın bu arada. Beyzbol sopasını nereden bulacağım? Kendim üreteceğim galiba. Kaldır bir şunu. Minik bir şekerleme yapıp bir akşam baskını yapabiliriz misal ama. Ay yağmur yağmış dedim. Ne oluyor? O çocuk gerçekten sıkıntılı ya bu arada. Gözünün yaşına bakmayacağım. İki tane vuracağım ağzının ortasına. Ya sen kendi kendine muhalefet olmaya çalışıyorsun böyle. Anladın? Oradan beni bir tilt ediyorsun. Yorum yok. Oradan beni bir tilt ediyorsun kanka. Ben sana bir bileniyorum.
Bir ara bir yapıştıracağım ağzına iki tane. E tamam. Tavayı da koyduğumuza göre artık herhalde teftiş protokolünden yana bir sıkıntı yaşamayız değil mi? Eksik var dediği de adamla ne yaptık biz? Notları attık mı arkadaş? Ne attık ya? Hatırlamıyorum ki. Bak beyzbol sopasını kuşandım. Azıcık bir şekerleme yap. Gerçi dur ya, akşam oldu akşam. Dur. Uyumayacaksın. Bekle. Bekle, uyumayacağım, bekle. İtemi çıkar. Kanka beyzbol sopasıyla karşılamayalım gelen adamları. İtemi çıkar. Huy. Heh, Q'ya basınca anladım. İtem çıkıp geri geliyor. Ajanları dövmem yok mu peki? Ya o bebenin kaç tane timeout'u oldu ki? Ona ben bakmadım bile ya. Neyse. Abi sakin ol. Yine sakin ol, kartı oynandı. Bence uyumadan oraya gidip dövebilir miyim? İki sıra geçeceğiz. Yok yetmez ya, yetmez yetmez. Uyumadan yetmez. Şimdi yeterince parçamız var, yeterince şeyimiz var. Eşyamız, ekipmanımız var. Ya aşağı ineceğim. Buralarda yapacak bir şey yok. Tohum satın alalım en azından ya. Madem öyle, en azından kendi yemeğimizi üretecek tohumları satın alalım. Yapacak başka hiçbir şey yok. Aha! Aha, havuç tohumu. İki havuç tohumu var bende. İki pancar, iki de şey yolla, lahana yolla. Aynen öyle. Bana birazcık para edecek malzeme lazım. Elimdeki toprağı satabilirim misal. 5 tane varmış. Odun. Evet, odunu satalım. Odunlar zaten ormanın diğer kısımlarından falan çıkıyor. Malzeme gelsin şurada. Gidelim ekimi yapalım. Su da doluyor. Su dolunca gider suyu da alırız mis. Hoş geldin Destiny Mert. Merhabalar. Sakinleş. Lütfen sakin ol. Ya sakinim, sakinim. Gerçekten sakinim. Kapağı örtmeye gerek yok şu an. Dışarıdan gelmeyecekler. Bu oyun son oyun mu? Yok. Bir tur daha oyun gireriz. Sakin olma Samet. Sinirlen, devam et. Ablam da gaz veriyor bana. Yapıştır diyor. Yo, ablam mı diyor onu? Aynen, galiba ablam diyor. Yapıştır, affetme. Birazcık zamanı hızlandıralım. Dışarıda kalıp iyi ıslandın ama. Kardeşim ver tohumlarımı ve paramı. Haydi görüşürüz. Şimdi suyu alabildim mi? Tamam. Ama bizim 6 birim şeyimiz olacak, yetiştireceğimiz alan olacak. Buradan bir kova daha su ver bana. Şimdi buraya yerleştirme zamanı. Uykusuzluktan ölüyorsun, farkındayım. Direkt yerleştireceğim, gideceğiz aslanım. İki tane havuç. Sonra iki tane pancar tohumu. İki tane de lahana. Ya bu tohumları elde etmek için bizim ilerleyen zamanlarda bir şey yapmamız gerekecek ama iki kere sulandırma hallediliyor burası. Birazcık paraya sıkışacağız gibi ilerleyen zamanlarda, olsun. Kısa bir şekerleme yapabilirim. Ben seni direkt uyutacağım, merak etme. Ben seni direkt uyutacağım. Ozancım, iyi yayınlar dileğin için teşekkürler, sağ olasın. Ev çok karanlık. Niye çok karanlık ev? Çünkü bütün elektrik enerjisini aşağıdaki tarlalara verdik. Aşağıdaki tarlalarda duruyor ki, ört burayı, git uyu. Aşağıdaki tarlalarda duruyor ki hızlıca şey yapsınlar. Seninle konuşmak için tiyatro modunu aldım. Teşekkürler Felix, sağ olasın. Ben dedim sakin ol dedikçe daha da kızıyorsun. Yok ya, benim sinirim kalmadı. Onuncu günde tekrar bir devriyeleri var. Ama şimdilik oyunu salalım. 8 gün oynadık.
Bir sonraki sefere oyuna girdiğimizde kurtlarla cebelleşip nenenin evini geri almaya çalışacağız. Zaten nenenin evini de ağzına kadar lootlayacağım. Kenardaki tramvaylardan falan bayağı bir loot düştü. Mr. Praper'ın macerası ilerleyen zamanlarda devam edecek efendim. Şimdilik bu oyuna salalım.